Şahinbey ilçesinde bulunan Bahattin Kayalı İlköğretim Okulu yurt içi ve yurt dışından 64 ortaklı ağaç dostları Tree Friends isimli e-twinning projesiyle temiz bir dünya için dikkat çekici çalışmalar yapmaya başladı. Ağaç dostları projesiyle öğrencilere doğa sevgisi aşılama, doğayı korumanın önemini kavratma, öğrencilere ve topluma geri dönüşümün önemine dikkat çekme, gereksiz kağıt kullanmanın zararlarını anlatma, ağaçların dost olduğunu hatırlatma, toplumu oluşturan her bireyin çevreyi evi gibi görmesini sağlama hedeflerinin aşılanması planlanıyor. Kağıtları toplamalıyız, geri dönüşüme destek olmalıyız, ağaçları kesmemeliyiz. Biz Bahattin Kayalı 3F sınıf olarak Tree Friends adlı uluslararası bir projeye katıldık. E-Twinning portalı üzerinden. Projemiz amaç öğrencilerde çevre duyarlılığını geliştirmek, o anlamda bilinç kazandırmak. Öğrencilerimiz proje kapsamında ilk önce geri dönüşüm merkezlerinden okul aile birliğimizin destekleriyle geri dönüşüm kutuları alınıp kağıt toplama kampanyasına başladık. Kağıt toplama kampanyasının amaç nedir? Öğrencilere bu anlamda duyarlılık geliştirilebilmesi. Eğer ağaç dostuysak ne yapılması gerekiyor? Geri dönüşüme destek verilmesi gerekiyor. Bu anlamda öğrencilerimiz bu çalışmaları yaptılar. Geri dönüşüm merkezlerinden kutular alınarak kağıt toplama kampanyasına başladık. Öğrencilerimizde amaç çevre bilincini ve duyarlılığını geliştirmek. Öğrencilerimiz ağaç dostu olarak çalışmayı zevkle yürütüyorlar. Bu anlamda çok farklı, özel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve en son 21-26 Mart Orman Haftası'nda fidan dikimiyle projemiz tamamlanacak. Gelişimleri için çok önemli. Bir de çocuklara siz bu yaş grubuna görev ve sorumluluk verdiğinizde çok şahane şeyler ortaya çıkıyor. Bunun gerçekten çok özel çalışmalar olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda sınıfımda farklı yürümeye çalışıyorum. Zaten e-twinning üzerinden şu an 12 aktif projemiz bulunuyor. Hepsinin farklı özellikleri var ve bu çalışmalar dediğim gibi görev sorumluluk bilinci verdiğinizde çok farklı, çok özel şeyler ortaya çıkıyor. Bu anlamda ben de çok mutlu oluyorum gelişimlerini gördükçe. Bu tür projelerde yer almaya, böyle çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Ağaç projesi. Evet, ne yapıyorsunuz siz bu projeyle? Ağaçları kesmiyoruz, kağıtları topluyoruz, geri dönüşüme destek oluyoruz. Evet. Fidanları dikiyoruz, ağaçları kesmiyoruz, geri dönüşüme destek yapıyoruz. Peki sen ağaçlara kötü davranan çocukları uyarıyor musun? Evet. Ben ormanı daha çok büyütmeyi düşünüyorum. Ve tohumlar dikiyoruz biz projede. Peki kağıtları nasıl topladınız? Kağıtları geri dönüşüm çöpleri yaparak biriktirmeye başladık. Nasıl topladın? Evdekileri mi getirdin? Nasıl yaptın? Evet, evdekileri biriktiriyoruz. Sınıf arkadaşlarımız da getiriyor. Biriktiriyoruz onları. Ben projeye katıldığım için çok mutluyum. Aha, neler yaptınız peki? Biz bu projede geri dönüşüme katkıda bulunduk. Başkalarının ağaçları kesmemesine izin vermedik. Bu yüzden de kağıt topluyoruz. Güzel. Neler yaptınız peki? Toprağa tohum diken çocuk asla ağaç kesemez. Bu projede şöyle yer aldık. Belgin hocam bize geri dönüşüm kutularını isteyince Şahinbey Belediyesi'nden yardım istedik ve destek istedik. Onlar bize geri dönüşüm kutularını verdiler, getirdik. Hatta onların kendi kapsamlarında bir yarışmaları varmış. 60 tane geri dönüşüm poşeti dolduranı ödül vereceklermiş. Hem oradan yararlandık. Bir de asıl projemizin amacı şuydu. Elini toprağa değiren, toprağa bir tohum eken çocuk asla ama asla ağaç kesemez ve çevreye zarar veremez diye düşündük. Okul aile birliği olarak bu sınıfı bu şekilde destekledik. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Okulumuzun müdürü Sayın Ökkeş Çiftçi bu konuda gerçekten son derece özverili çalışıyor. Her projesi olan öğretmene ve çocuğa sonuna kadar destek oluyor. Yani sınıf göze ayırt etmeden tüm okul ve öğrencilerin ve öğretmenlerin arkasında duruyor Sayın Ökkeş Çiftçi. Ona da buradan teşekkür ediyorum.